Evet efendim, Ankara Kulisi programından, Anket TV ekranlarından saygı ve sevgilerimi sunuyoruz. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Bugünkü konumuz oldukça önemli. Biraz normal rutin gündemin dışına çıkacağız ama bu konu en az o gündem maddeleri kadar önem teşkil ediyor. Bunu tartışmak zorundayız diyorum ben, çünkü aile yapımızı ilgilendiriyor bu konu. Aile yapımız çatırdıyor mu? Çekirdek aile bitiyor mu? Ailemizi nasıl koruyacağız? Boşanmalar neden artıyor? Sürekli nafaka aile yapımızı bozuyor mu ve bu bir aile yapımıza darbe mi? Evet, konu başlıklarımız bunlar. Hemen konuklarımızı tanıtmak istiyorum ben. Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Sefer Aycan. Efendim hoş geldiniz. Merhaba, şeref verdiniz. İknur Birsel, Aile Platformu kurucu temsilcisi. İknur Birsel ve Aile Platformu. Efendim? Boşanmış insanlar ve Aile Platformu. Boşanmış insanlar ve Aile Platformu, evet. Kurucu temsilcisi İknur Birsel. Size hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Ve daimi konuğumuz gazeteci yazar Sayın Serdar Arseven. Siz de hoş geldiniz. Şeref verdiniz Sayın Arseven. Ben Sayın Arseven'in ve İknur Hanım'ın da müsaadelerini alarak hemen Sayın Hocam'la başlamak istiyorum. Sayın Hocam, çok genel bir soru ama konuyu açmak babından geldiğimiz nokta açısından önemli. Hı hı. Şu anda Türk aile yapısı ne durumda efendim? Nasıl bir durumdayız? Neyle karşı karşıyayız? Teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi Ramazanlar diliyorum izleyenlere. Akit TV'yi kutluyorum. Biraz evvel başlarken söylediniz. Yani gündemde başka şeyler varken aileyi konuşuyoruz. Evet. Aslında daha fazla kanalda, daha fazla ortamda aileyi konuşmak lazım. Herkesin konuşması lazım. Tabii ki siyasi gündem farklı olabilir ama geleceğimiz aile. Toplumumuzun temeli aile yapımız. Onunla övünüyoruz. En iyi toplumsal yapıya sahip olduğumuzu, birlik ve beraberliğimizin aile yapısı içerisinde çok güçlü bir şekilde temsil edildiğini ve diğer toplumlara, özellikle Avrupa toplumlarına karşı aile yapımızla övünen bir millettik. Neydi? En kötü günümüzde bile bir olurduk, beraber olurduk. İşte nenesiyle, dedesiyle, torunlarıyla bir arada yaşayan ve aile içi dayanışması çok yüksek olan bir millettik. O tabii ki bizim diğer Avrupa toplumlarından, ülkelerinden farklılığımızdı. Evet. Ve bu güzel bir şeydi. Aslında bu yapı keşke böyle devam etseydi. Birçok nedenden dolayı galiba eski aile bağlarımızın zayıfladığını görmek mümkün. İstemesek de bunu kabul etmek zorundayız. Tabii niye böyle oldu? Bir zamanlar çok özenirdik Avrupa'ya. Oradaki aile yapısını sanki idealmiş gibi algılar ve onu örnek alırdık. Ve oradaki yaşantılara özenirdik. Belki onun etkisi, belki iş hayatı, dünyanın gerçeği diyelim, şu anki çalışma ortamı. Özellikle büyük illerde, yani küçük illerde, kırsal alanda belki hala devam ediyor bu yapımız ama üzülerek görüyorum ki aile yapımızda dediğiniz gibi bir çatırdama var. Aileler gittikçe küçüldü. Aslında yaşlılarımızı öncelikle unuttuk diye düşünüyorum. Mesela bu yaşlıların, Avrupa bundan vazgeçti, öncelikle onu da belirteyim. Geriatri kliniklerine kapattık, huzur evlerine kapattık. Fakat Avrupa bundan vazgeçti. Denildi ki yaşlıları evinde kendi sosyal ortamında yaşantılarını aktif olarak sürdürmesini sağlamamız lazım. Hocam, Avrupa bundan vazgeçti derken yani bize doğru yaklaşıyorlar mı? Bizde yani şeyi kastettim, bu huzur evi uygulamasından vazgeçtiler. Evet. Yani geriatri klinikleri hastanelere kapatmak ya da huzur evlerine, evet, kapatmaktan vazgeçtiler. Şu anki yaklaşım çok doğru, çok insancıl bir yaklaşım. Kendi sosyal ortamında yaşamasını sağlamak. Süreç tersine mi işliyor hocam? Evet, yani orada iyilikler oluyor. Yaklaşıyorlar yavaş biz yavaş. De herhalde göreceklerimiz var. Evet. Yanlışları yapacağız, belki sonra düzeleceğiz. Oradaki olay
çok doğru, evde bakım gelenekleri oluşmaya başladı. Yani yaşlı kendi evinde, kendi sosyal ortamında kalacak ama gereken sosyal hizmeti ve sağlık hizmetini kendi evinde ve sosyal ortamında alacak. Mesela bu aile yapısı evet. açısından önemli. Ben direkt aslında konuya gireyim. Buyurun. Bugün bizim açımızdan daha büyük bir sorun, Türkiye'de evlenmeler azalıyor ve boşanmalar artıyor. Esas evet. ülkemiz için risk burada. Gittikçe son 10 yıl içerisinde sürekli evlenme sayılarında bir azalma var. Her yıl biraz daha azalıyor. Boşanma sayılarında ise ciddi bir artma var. Son yıl, 2018 yılı içerisinde 540 bin evlilik olmuş, 140 bin boşanma olmuş. 2017 ile 2018 arasını karşılaştırdığımızda ise çok daha büyük bir rakam var orada. %10 boşanmalar artmış. Ve 2018 yılı rakamı 140 bin boşanma var. Yani neredeyse evliliklerin üçte biri kadar boşanma var. Bu tabii ki çok tehlikeli bir süreç. Yani elbette kimseyi zorla evlendirmeye çalışmıyoruz. İlle de evlensin diye bir yaklaşım içerisinde değiliz. Olmamalıyız da. Ama dünyadaki hayatın bir gereği evlilik, birliktelik. Yani bunun biz adına evlilik diyelim, İnsanın diğeri başka bir şey desin. Yaratılışında olan da bir şey. Yani zamanda, değil mi hocam? İhtiyacımız yani. Var. Evet. Her yönüyle ihtiyacımız var. Sosyal anlamda ihtiyacımız var. Cinsel anlamda ihtiyacımız var. Ve bunun yaşlılığı var, geleceği var. Ve tabii ki en önemlisi toplumumuzun geleceği için çocuğa ihtiyacımız var. Aslımızın, neslimizin devamı için çocuğa ihtiyacımız var. Tabii diyeceksiniz ki ille de evlilik mi şart? Yani bize göre şart. Bize göre şart. Bize göre şart. Başkalarına göre olmayabilir. Ama bunlar için işte mutlaka özendiğimiz aile yapımız, övündüğümüz aile yapımızda bir sıkıntı olduğu açık ve net. Burada bu rakamlar açıklıkla bunu gösteriyor. Grafiklere de baktığınız zaman evlilik sayıları azalmış, boşanma sayıları da artıyor. Bu net. Rakamlar açıkça evet. bunu gösteriyor. Evet. Bu da tabii ki çok endişe verici bir durum. Yani Türk aile yapısında bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. Tabii evlenme yaşları arttı. Çok erken evlilikleri doğru bulmuyorum tabii ki. Riskli. Özellikle erken yaşta gebelikleri çok doğru bulmuyorum. 18 yaşından önceki evlilikleri doğru bulmuyorum. Doğumları doğru bulmuyorum ama şu an çok daha ciddi bir tehlike. 30'ların üzerine çıkan yaşlar oldu. Bu şu yönden tehlikeli. Bireysel olarak yalnız yaşamaya alışan kişiler belirli bir yaştan sonra evlenmesi de zor oluyor. Yalnız yaşamaya alışan bir kişi artık tahammül de edemiyor. Hocam orada özür dilerim, sözünüzü kesiyorum. Orada erken yaşta evlilikler noktasında da sıkıntılar yaşıyor bu ülke. Evet. Yani cezai hükümler açısından olsun. Evet. Yani o sıkıntıları da yaşıyoruz. Onların üzerinde de zamanımız kalırsa devam ederiz. Buyurun, ben insicamınızı bozdum, kusura bakmayın. Estağfurullah. Lütfen. Yani bu tabii ki geciktikçe, ilk evlilikler geciktikçe bir süre sonra evlenmeden bireysel olarak tek başına yalnız yaşamalar artıyor. Mesela Avrupa'daki en büyük sıkıntı buydu aslında aile yapısında. Çocuk aileden ayrılıyor ve yalnız yaşıyor. Sonra son derece bencil, bireysel yaşayan, aile paylaşımından uzak bir toplum. Ve bu da neyi getirdi? Çok ciddi psikolojik sorunları olan bir toplum getirdi. Madde kullanımını artırdı oralarda. Bireysellik çok arttı. Ve aile bağları zayıflayınca dayanışmalar ortadan kalktı. Ondan da korkuyorum. Yani gelecekte böyle mi olacağız diye. Belki büyük şehirlerimize var şu an zaten. Yani iş hayatı, büyük şehrin çekişmeleri, kariyer meseleleri, eğitim, işte üzerine yüksek lisans, doktora derken insanların yaşları 30'ları geçti. Evet. Ve ilk evlenme yaşları da büyüyor. Bu da tabii ki ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Hem ilk evlilikler arttı, ilk evlilikler gecikti, azalmaya başladı. Bir de
evlilikten sonra ortaya çıkan sorunlar nedeniyle ikinci evlilikleri de zorlaştırdık diye düşünüyorum. Özellikle de var olan nafaka meseleleri de insanları korkuttuğunu düşünüyorum. Evet, ikinci bu önemli, ikinci evlilikleri de zorlaştırdık diyoruz. Evet. Yani insanların gözü korktu bir anlamda. Gözü korkuyor tabii ki. Yani ikinci bir evlilik yapmaya da. İlknur Hanım'la devam etmek istiyorum Serdar Bey'in müsaadesiyle. İlknur Hanım, sizin söyleyeceğiniz burada çok önemli şeyler var. Siz, evet, burada tabiri caizse kelle koltukta mücadele eden isimlerden, evet, birisiniz. Evet, senedir kelle koltukta, evet, mücadele ediyorum. Aile yapımızı hocam çok güzel özetledi şu anki, evet, durumumuzu. Sizin de ekleyecekleriniz varsa oradan devam edelim. Zaten aile yapımızı Sefer Bey sağ olsun çok güzel anlattı. Aile toplumun yapı taşı, yani toplumun çekirdeğidir. Ailemiz yıkıldığı zaman, ailemizi kaybedersek vatanımızı da kaybetmeye kadar gideriz. Bu kadar önemlidir aile. Evet. Bizdeki aile yapısı her şeye, bakın ekonomik kriz oluyor, o ailesel bağlarla direniyoruz, evet, bunlara. Yani o kadar önemlidir aile. Aileye şöyle diyorum ben. Bu çok önemli değil mi hocam? Vatanımızı da kaybedebiliriz. Vatanımız yani, ailedir. Yani tutan ayakta nedir? Aile en küçük, hani nasıl canlının en küçük birimi hücre ise toplumun da yapı taşı ailedir. Biz onu çöktürdüğümüz zaman iflah olamayız. Evet. Mümkün değil. Şimdi boşanma hukukunun zaman içinde, süreç içinde aileye verdiği zararlardan bahsetmek istiyorum ben. Biliyorsunuz biz her 10 yılda bir 60-70-80 darbeleri yaşayan bir ülkeyiz. Dolayısıyla ben bunu şöyle nitelendiriyorum. Bir takım çevreler her ne kadar böyle bir avuç kişi, bir avuç insan diye bizlerden bahsetseler de 30 yıllık bir yasa, 30 yıl önce 1988 yılında bir yıl olan nafaka süresi, ki ben ona da yani bir yıl, herkese bir yıl olmaz diyorum. Hani bir takım kriterler, hiçbir kritere bakılmadan herkese bir yıl, herkese üç yıl, herkese beş yıl, böyle bir şey olamaz. Dolayısıyla bu yasayı değiştireceğiz derken bir yerde erkek cinsiyetine karşı her ne kadar yasa çift taraflıdır dense de uygulamada gördüğümüzde genelde bu yasanın sıkıntısını yaşayan erkeklerdir. Erkek cinsiyetine karşı sanki vur dedik ama biz öldürelim tarzı bir darbe yapılmıştır. Yani bu erkek cinsiyetine değil, aynı zamanda aileye bir darbe. Zaten 80'li yıllar, bu 88'de çıktığına göre tam o 80'li vesayet yıllarının, hani o darbe sonrası yıllarının hükümete dayatmasıyla yapılan bir yasa olduğunu düşünüyorum. Bu bize bir avuç diyorlar, bizim mağdurlarımıza, işte bir avuç adam nafaka için, hani bir takım kadın derneği temsilcileri bir avuç adam nafaka için bas bas bağırıyor şeklinde o kadar basit anlatıyor ki bu bizi gerçekten çok derinden üzüyor. 30 yıllık bir yasadan bahsediyoruz. 30 yıllık boşanma verileri var. Hiç mi bakmazsınız siz boşanma verilerine, bunları derken, ya da bu boşanma artışlarına bakmaları, açılan her yıl boşanma davaları sayıları, nafaka davaları sayıları zaten bunu gösteriyor. Yani burada algılarla oynanıyor, bizimle, bize bir avuç denerek kesinlikle algılarla oynanmaktadır. Bir şey soracağım burada. Yani siz direkt nafakalara geldiniz ama belki konu hepsine gireceğim. Belki, hepsine gireceksiniz. Evet. Konu sosyolojik, bir o kadar da psikolojik bir konu. Evet, niçin niçin son dönemde Türk insanı evliliklerini yürütemiyor? Yani bunda tabii ki ilk akla gelen işte maddi sebepler, şunlar bunlar vesaire falan deniyor ama görüyoruz işte maddi yönden çok daha iyi durumda olanların da çok daha boşanmaların çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Niçin yani Türk insanı son dönemde niçin evliliklerini yürütemiyor? Bu sıkıntı burada neden kaynaklanıyor? Fazla batılılaşmaya özendik galiba. Birincisi, işte batıdan bir takım yasaların alınıp kopyala yapıştır yapılması. İnsanların bir de korkunç bir kadın erkek nefreti var toplumda. Yani bir kutuplaşma. Zaten biz hep kutuplaştırılan bir toplumuz her şekilde, biliyorsunuz. Burada da cinsiyet kutuplaştırılması mevcut. Sanki Türkiye'deki tüm erkekler, bakın bir baktığınız zaman ortama veya sosyal medya veya medyaya, sanki
bütün Türkiye'deki, yani çok affedersiniz, her köşe başında sanki bir sapık bekliyor gibi bir şey var. Yani hani bütün erkek cinsiyetine mal oluyor her şey. Hani şimdi bana, ben insan savunucusuyum, kimse bana erkekleri savunuyor demesin. Ama üzüntü duyuyorum insan olarak. Biz bu değiliz yani. Biz böyle bir toplum değiliz. Değerlerimizden uzaklaştık. İşte aile yapımızın, geleneksel aile yapımızdan uzaklaştık. Korkunç bir batılılaşma eğilimindeyiz. Geçen burada bir hocamız vardı, Serdar Bey. Bir kitabı ile birlikte geldi. İsmini hatırlayamadım şimdi. O çok güzel bir örnek verdi. Aile içerisinde işte o dönem gelin kızımız hamileyse bunu Oğuzhan Aydın, onu da buradan saygıyla sevgiyle analım bir kez daha. Hamileliğini böyle göstere göstere değil de şu anki sosyal ortamdaki verilerden örnek gösterdi. Böyle değil de evin ortasına bir nar meyvesi getirerek aileye, etrafındakilere hamile olduğunu o şekilde mesajını veriyor. Biraz da nezaketimizden, sayın hocam da bahsettiler, değerlerimizden de bir takım şeyler erozyonlara uğradı. Uçlar var yani, o uçlar her şeyi çok abartıyor. Medeniyet yani kafanın içindedir. Medeniyet hani giyinmek ya da hamileliğini göstermek, ortaya sermek bir takım şeylerle, medeniyet çünkü beynin içinde olan bir şeydir yani. Tekrar boşanmaya döneyim isterseniz. Çok ciddi sıkıntı var çünkü o konularda. Dolayısıyla 1988 yılında süresiz olan nafakayla birlikte kadının, hani şu anda kadının güçlenmesini savunan kesimlere söylüyorum, 30 yıl boyunca kadın güçsüzleştirilmiştir aslında bu yasayla. Çünkü kadın aciz bir konuma düşürülmüştür. Kadın erkeğin ömür boyu eline bakar bir duruma düşürülmüştür. Ayrıca hiçbir kritere bakılmadan, evliliğin kısa mı, uzun mu süreli, çocuk var mı, yok mu, hiçbir kritere bakılmadan, hatta eşit kusur durumunda bir insan bile bugün ömür boyu nafaka mahkumu olmaktadır. Ve dava açılır açılmaz bu tedbir nafakasıyla başlamaktadır. Fiili ayrılık süresi diye bir şey var. Bilmem duydunuz mu? 3 yıl. 3 yıl ayırmıyor sizi. Yargıtay süreci, o 3 yıl ayrılmadan süreci bir kere 1 yıla indirilmeli diyoruz biz. Çünkü çok uzun bir süre arkadan temizi yolu da kapatılması gerekiyor. Çünkü bu boşanmaları bazen 10 seneyi 12 senelik süren boşanma davaları görüyoruz. Boşanamıyorlar 12 senedir. Kadın istemezse erkek hiçbir şekilde boşanamıyor. Yani bu davalar uzayıp gidiyor. O zaman ne oluyor? Boşanamayınca ikinci bir yuva kurma olayı yani mümkün değil. Dolayısıyla ve o gözü bu, korkma olayı da gerçekleşiyor. Gözü korkma olayı şöyle, bakın şimdi. Erkeğe kadın eğer işsizse, herhangi bir geliri yoksa, hatta asgari ücretle çalışıyor olsa dahi, erkek işsiz olsa dahi, eşit kusurlu olsa dahi, hiç çocuğu olmasa dahi, bir gün evli kalsa dahi süresiz nafaka mahkumu ediliyor. Yani ömür boyu sen bu insana bakacaksın deniyor. Dolayısıyla bu neyi getiriyor? Bununla birlikte başlayan, yani süresiz nafakayla birlikte başlayan insanın borçlanma süreci, her yıl nafaka arttırma davalarıyla, parasız kaldığında, ödeyemediğinde icra davaları, hapis cezaları ve bu süreçlerde ödenen yığınlarca mahkeme masrafları, vekalet ücretleriyle birlikte dağ gibi borçlar birikiyor. Bugün nafaka hapsinden zannediliyor ki nafaka hapsi yatınca nafakadan kurtuluyor. Hayır, borçlar faiziyle birlikte yazılıyor. Dolayısıyla sadece nafakada değil, 62-84 denilen o sözlü beyan esastır yasası, nafaka ve tazminatları altyapı oluşturuyor. Şöyle, onu da isterseniz zaman varsa hemen şöyle açıklayayım. Biraz detaylara daha ileride girelim. Onu da not alalım. Yani çok ciddi bir altyapı oluşturuyor ve kullanılıyor. Hakim algısıyla oynamak için dava sürecinde o iftiralar kullanılıyor. Onu demek istiyorum.
Dolayısıyla yani ömür boyu bitmeyen borç mahkumları, 30 yıllık borç mahkumları şu anda yasa değişikliği istiyorlar. Evet İknur Hanım, teşekkür ederim. Serdar Bey, Sayın Hocam'la da konuştuk, İknur Hanım'la da konuştuk. Ailemiz, kaba bir tabir ama kusura bakmayın, ailemiz çatırdıyor mu? Yani ailemiz çökmek üzere mi ya da farkında değiliz, çöktü mü? Allah göstermesin diyelim ama çöktü mü? Neler söyleyeceksiniz? Evet, şimdi bu bir süreç. Son biz birkaç ay evvel toplumsal cinsiyet eşitliği diye Milli Eğitim'in birçok okulunda uygulamaya konulan bir paketi tartıştık. Bu Avrupa Birliği'nin baskısıyla Birleşmiş Milletler işin bir yanında. Şimdi toplumsal cinsiyet eşitliği deyince ne anlaşılır? İşte belki izleyenler, konuyu yakından takip etmeyenler diyebilir ki ya ne var cinsiyet eşitliği bu falan. Ama burada Türkiye'ye dayatılan bir şey var. Aslında nihai olarak üçüncü cinsin, yani eşcinselliğin meşrulaştırılması ve eşcinsel evliliklerin meşrulaştırılması ve bunun yasallaştırılması hedefleniyor. Yani Türkiye'ye bunu dayatmak istiyorlar. Bu bu eşcinsellik akımı çok güçlü bir şekilde dünyada yayılıyor. Buna paralel olarak faşizm, femi faşizm dediği İknur Hanımların bir akım da yayılıyor. Bu çok yönlü olarak yayılıyor. Şimdi bir zamanlar 28 Şubat sürecinde başörtüler baskı altında kaldılar ve sürekli olarak bunları işte sen şunu yapamazsın, sen bunu yapamazsın, okumaya hakkın yok efendim, sen zaten cahilsin vesaire diye başörtülere sadece işte müstahdemlik gibi bazı yerleri layık gördüler ve onlar da bir tepki gösterdi. Hayır dediler, biz de işte okumalıyız, biz de işte iş sahibi olmalıyız vesaire. Bu zaman içerisinde kendini ispat çabasına döndü ve aslında başörtülerin bir kısmında bir kompleks oluştu, bir meşruiyet ispatı çabası oluştu. Şimdi bunların bir bölümünün de yani böyle olmayanlar çok ama böyle olanlar da var. Maalesef feminizmden etkilendiklerini görüyoruz. Zaten bu muhafazakar yapı etkilenir. Böyle bir şeye açıktır. Bunların etkilendikleri görüyoruz ve çok geniş bir çerçeve oluşmuş durumda. Hani niçin baskı altındasınız, niçin tehdit altındasınız? Yani mesela işte İknur Hanım'ın tehdit altında, İknur'du değil mi? İki isminiz vardı galiba. Tehdit altında olması için ya da siz de işte protestolara falan hedef oluyorsunuzdur sayın vekilim. Ne yapıyorlar ki yani? İşte diyorlar ki ailemiz korunsun diyorlar. Ailemiz korunsun, yani süresiz nafaka diye bir şey olmaz. Bu adaletli bir forma kavuşsun, ailemiz de korunsun, kadınımız da korunsun, erkeğimiz de korunsun. Daha mutlu bir Türkiye olsun, daha huzurlu bir Türkiye olsun ve düzenlemeler milletimizin örfüne, anenesine, karakterine, aile yapısına, hassasiyetlerine uygun olsun. Sonuçta tamamıyla aile, evet, aile yapısına, biz yıllar yılı şunu savunmadık. Şunu demedik mi biz yıllar yılı? Efendim? Cumhuriyet'in yaptığı iyi şeyler de var ama hatalı şeyler de var. Mesela Medeni Kanun'un İsviçre'den alınması hataydı. Çünkü İsviçre'nin aileye bakışı başka, bizim bakışımız başka. Ceza Kanunu'nun İtalya'dan alınması yanlıştı. Çünkü İtalya faşist Mussolini zihniyeti maddeyi önemser. Biz manayı daha fazla önemseriz. Dolayısıyla Ceza Kanunu'nda bizim mana yönümüzün de tesirinin olması lazım. Efendim Borçlar Kanunu'nun diyelim işte Almanya'dan alınması bilmem ne. Bunlar yanlıştır, taklitçi kanunlardan bize hayır gelmez falan derken biz İstanbul Sözleşmesi, onun arkasından 6284, hiç aile yapımıza uymayan, tamamen aileyi parçalamaya kodlanmış bir yapı karşımıza çıktı. Ailede bu aslında çok yönlü olarak çok geniş bir konu. Bazı dizilerde, hatta yerli ve milli denilen bazı kanallardaki bazı dizilerde de öyle mesajlar veriliyor ki, ya da sadece dizilerde değil, bazı feminist programlarda, hani kadın programı adı altında, daha önce bunlar evlenme programıydı, daha sonra değişti vesaire ama değişmedi. Sürekli olarak mesajlar veriliyor. İşte iki kişinin bir tartışması söz konusuysa oradan avukat giriyor, hemen boşanmayı telkin ediyor. Yani böyle bir aslında toplu yapı ve baktığınız zaman hani beka meselesi deniyor. Beka meselesi bu meseledir işte. Siz eğer
Siz eğer ailenizi koruyamıyorsunuz, zaten kendiniz diyorsunuz. Diyorsunuz ki eğitimde biz yeteri kadar başarılı değiliz. Bundan daha büyük bir beka meselesi olamaz. Biz diyorsunuz eğitimde yeteri kadar başarılı değiliz. Kültürde yeteri kadar başarılı değiliz. Aile meseleleri böyle. Çok sayıda insan işte bu süresiz nafaka uygulamasından, hani şu zannedilmesin ki ya bunlar erkekler şikayet ediyor. Hayır. Hanımefendiler de şikayet ediyor. Yani pek çok bunun mağdur olan, belki daha fazla hanımefendi var. Şimdi bunlara baktığınız zaman bu ne demektir? Bu ne demek? İşte beka meselesi budur. Yani mesela dıştan gelen saldırı. Bu topraklarda zaten saldırının olmadığı bir günümüz bile olmamıştır. Evet. Yani bu Anadolu toprakları hiçbir zaman güvenli topraklar olmamıştır. Her zaman birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek biz yıkılmaya yüz tutmuşsak bile ayağa kalkmayı bilmişizdir. Nasıl bilmişizdir? Hep birlikte bilmişizdir. Şimdi ama bu birlikteliğin temel taşı aile. Evet. Şimdi bu aileye siz zarar veren telkinlerde bulunuyorsunuz. Tabii şöyle bir şey de var. Bu hani dış destekli, bu femi faşist çevreler ve bir takım işte kompleksli muhafazakarları da etkisi altına almış bu çevreler çok baskın bir şekilde, sosyal medyayı baskın bir şekilde kullanıyorlar, etkiliyorlar, oraya sızabiliyorlar, oraya girebiliyorlar, karar verme mekanizmalarındaki insanları etkileyebiliyorlar vesaire. Dolayısıyla böyle bir yapı oluşuyor. Sonuçta ne oluyor? Sonuçta bütün mesele nedir? Kapitalizmin ihtirasları vardır. Kapitalizmin kar maksimizasyonu amacı vardır. Şimdi diyor ki ne kadar çok aile parçalanırsa, ne kadar çok çocuğun annesi babası boşanmış olursa o kadar çok bunalımlı çocuk. Ne kadar çok bunalımlı çocuk biz o kadar çok ne bileyim ona uyuşturucu satabiliriz, silah satabiliriz, teröre onu bulaştırabiliriz vesaire. Bu zaten verilerde bunu doğruluyor. Yani boşanmış anne babaların çocukları daha problemli oluyor. Daha iyi niyetli bir tespitle ne kadar çok bunalımlı çocuk o kadar çok tüketim. Tabii o kadar çok tüketim. Tabii mesela ne olur? Ne olur? Diyelim işte morali bozuluyor pek çok hanımefendinin, beyefendinin falan. Ne yapayım diye alışveriş yapıyor. Alışveriş diyor. Saçma sapan şeyler alıyor. Bu alışveriş psikoloji düzeltmenin bir yolu olarak görülüyor. Hani şöyle ister mi? Bakın. Yani mesela kapitalizmi düşünün. Küresel kapitalizmi, vahşi kapitalizmi düşünün. Şöyle ister mi? Huzurlu aileler. Huzurlu ailelerden çıkmış huzurlu çocuklar çok tüketim aşığı olmaz ki o. Ya da kendisini çok böyle lüks mallar alıp da göstermeye ihtiyaç duymaz ki. Zaten onun şahsiyeti oturmuştur. Kendisini cep telefonunun markasıyla, efendim arabasının markasıyla, kılık kıyafetinin markasıyla ifade etmeye ihtiyacı yoktur ki. O bir kişiliktir, o bir karakterdir. Ama karakter nasıl inşa edilir? Karakter kendi kendine inşa edilmez. Her çocuk masum doğar, her bebek masum doğar. Daha sonra çevresel şartlar vesaire, aile eğitimi, okuldaki eğitim vesaire onu şekillendirir. Siz şimdi ailedeki en ufak bir probleme neymiş efendim? Kadının işte psikolojik bakımdan etkilenmesi, işte erkeğin uzaklaşılması için bir sebep. Ya ne demek psikolojik bakımdan etkilenme? Yani işte ya bak bir daha sakın gitmeyeceksin falan dediği zaman. Bu erkeğin uzaklaştırılması noktasına ya çok geniş bir konu. Serdar Arseven, geniş bir konu. Bir kısa bir reklam arasına gitmem gerekiyor. Kesiyorum seni de, özür dilerim, kusura bakma lütfen. Kısa bir reklam arasına gideceğiz, bizden ayrılmayın lütfen efendim. Evet efendim, Ankara Kulisi devam ediyor. Serdar Arseven'de kalmıştık. Evet Serdar Bey, buyurun. Ya şimdi o kadar çok geniş bir mesele ki. Ne demiştik? Bir organize hareket var. Ya şimdi bu, bakın, her şey birbirine bağlı. Mesela dikine dikine binalar meselesi değil mi? Şimdi ortada mahalle diye bir şey kalmadı. Mahalle kalmadı. Evet. Aile. Boşanma oranları gittikçe artıyor. Bir ara hani Sayın Cumhurbaşkanı bu şey evlerde, ne evler diyorlar diyordu. Stüdyo daireler, stüdyo daireler falan bilmem ne. Yani evlilik dışı birliktelikler gittikçe artıyor. Bu gittikçe teşvik ediliyor. Artı bakın, bir Ahmet Sıla davası oldu hani. Ahmet Kural Sıla davası oldu. Aile Bakanlığı gitti buna şey oldu, müdahil oldu. Gayrimeşru ilişkiydi o. Gayrimeşru ilişki yapışan insanlar arasındaki bir kavga. Tamam mı? Hani bir görüş açıklayabilirsin, diyebilirsin ki şiddete karşıyız falan hani. Ama şimdi evlilik dışı bir ilişki, ilişkideki bir kavga mahkemeye taşınmış. Aile Bakanlığı. Aile Bakanlığı davaya müdahil oluyor. Şimdi ne alakası var? Ne alakası var şimdi? Anlatabiliyor muyum? Şimdi bütün bunlar, biraz evvel söyledim. Bazı yerli ve milli kanallardaki televizyon dizileriyle aile tahrip edilmek isteniyor ve
kadın programları, hani kadın aslında feminist programlarıyla tarif edilmek isteniyor. Eğitimde bu veriliyor. İşte toplumsal cinsiyet eşitliği neydi o projelerle falan vesaire. Bir organize hareket, bir üçüncü cins yasallaştırılmak isteniyor. Yani eşcinsellik yasallaştırılmak isteniyor. Aslında Gezi olaylarında bu görüntüler çok fazla öne çıktı vesaire. Bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman bir şey yapmak istiyorlar. Bir şey yapmak istiyorlar. Türkiye'yi nasıl yıkacaksın? Türkiye'yi ne bileyim topla gülleyle yıkamıyorsun işte. Çanakkale'de üzerimize geldiler. Hiçbir şey yapamadılar Allah'ın izniyle. Öldük yine dirildik. İşte ne bileyim 15 Temmuz yaptılar, öldük yine dirildik. Biz tanka kafa atıyoruz. Ama aileni senin parçalarlarsa, aileni parçalarlarsa, yarın öbür gün Türkiye'yi bölmek... Yani tanka kafa atacak kimse kalmayacak. Mesela Arz-ı Mevut projesi var ya İsrail'in. Büyük İsrail projesi. Onun önündeki tek engel Türkiye şu anda. Türkiye. O engel olmaktan nasıl çıkar? Türkiye'yi bölmek istiyorsan, önce aileyi böleceksin. Türkiye'yi bölmek istiyorsan. Aileyi bölebilmek için iktidar çevrelerini femi faşistler tarafından etkilenmesini sağlayacaksın. Böyle bir organizasyon kuracaksın. Evet. Daha sonra işte Sayın Vekilim gibi, İknur Hanım gibi insanlar bunlarla mücadele ettiği zaman baskı ve tehdit altında kalacaklar. Vesaire. Böyle bir atmosfer oluşturacaksın. Gürültü içerisinde. Aile parçalandıktan sonra, zaten aile gittikten sonra, insanlar evlenmek istemedikten sonra, çocuk sahibi olmak istemedikten sonra, bu da öyle. Üç çocuk dendi, ne oluyor işte, olmadı. Anlatabiliyor muyum? Ve böylece yani sonuçta işte beka meselesi dediğimiz Türkiye'yi böyle böleceksin. Evet. Biz de diyoruz ki ya Allah aşkına ailemize sahip çıkalım. Ailemize sahip çıkmazsak memleketimize de sahip çıkmamış oluruz. İstediğin kadar sen beka de. Yani evet. Sabahtan akşama kadar bal demek lazım, tatlanmaz ki. Evet, teşekkür ediyorum. Türkiye'yi bölmek istiyorsanız önce Türkiye'yi aileyi böleceksiniz. Sayın hocam, bu noktadan hareketle söyleyeceklerinizi alayım, önemli. Bu sürekli nafaka olayına da giriş yapalım. Süremiz de giderek daralıyor. Evet. Buyurun lütfen. Beka meselesi tabii ki şu an Türkiye'de çok konuşulan bir mesele. Hakikaten aile yapımızın bozulması da, ben de katılıyorum, bir beka meselesi. Tabii çeşitli beka meseleleri açısından bakabiliriz olaya. Ekonomik bağımsızlığınız ya da ekonomik durumunuz da bir beka meselesi. Hocam çok özür diliyorum, sözünüzü kesiyorum. Bunu bir Milli Güvenlik Kurulu toplantısında gündem maddesi haline getiremez mi Türkiye? Getirebilir tabii ki. Yani Türkiye tabii ki sürekli saldırılara maruz bir ülke. Yani biz bu toprakları 1071 olarak kabul edersek, aslında öncesi de var ama 1071'den sonra işte Haçlı Seferleri var. Ülkemizin işgali var. Ondan sonra başımıza terör belası var. Sınırlarımızdaki olaylar ve ekonomik tehditler, şu anda da aile yapımız üzerindeki tehditler hep aslında geleceğimizle ilgili, geleceğimizi tehdit eden durumlar. Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türk Devleti'ni tehdit eden unsurlar diye bakalım. Aile yapımıza olan saldırıları da bir beka meselesi olarak ele almak lazım. Şimdi boşanmalar artıyor dedik. Buradan nafakaya geleceğim. Boşanmalar artıyor. Tabii ki şimdi boşanma hoş bir olay değil. Evlenmeleri artırmaya çalışıyoruz. Aile yapımızı kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. Ama bir gerçek, yani istesek de istemesek de bir boşanma olayı var. Peygamberimizin güzel bir hadisi var. Diyor ki boşanmak da bir haktır ama kötü bir haktır. Evet, yani bir yere geldi diyelim aile yapınız, artık çatışma var. O çatışma ortamının sürmesi her iki tarafa da, hele çocuk varsa çocuğa da zarar veriyor. O zaman tabii ki boşanma ortaya çıkacak. Boşanma başlı başına bir sorun. Türk aile yapısında, Türk kültüründe tabii ki bir sorun. Yani biz Avrupalı gibi herkes kendi yoluna diyemiyoruz. Hele arada bir de çocuk varsa demek de mümkün değil zaten. Aslında bunu İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde de belirtmiş. Yani boşanabilirsiniz. Boşandığınız an artık iki yabancı haline gelebilirsiniz. Ama ortada çocuk varsa çocuk üzerindeki hak ve görevleriniz devam ediyor. Bir eşlikten vazgeçebilirsiniz, birbirinizin eşi olmaktan vazgeçebilirsiniz ama anne baba olmaktan vazgeçemezsiniz. Hatta bizim inançlarımıza göre öbür dünyada da anne babalık hukuku devam ediyor, çocuk hukuku devam ediyor aslında. Bu yüzden ortaya çıkan
boşanma sonrası ortaya çıkan birçok mesele var. Bunlardan birisi nafaka meselesi. Birisi velayet meselesi. Aslında çok görülmeyen ya da üzerinde durmamız gereken başka bir mesele de velayet meselesi. Türkiye'de ciddi bir, orada da sorun var. İslam hukuku açısından baktığınız zaman çocuk babaya verilir. Ama bizim medeni hukukumuz açısından baktığınız zaman hakim anneye veriyor. Özellikle 8 yaşına kadarki olan çocukları direkt anneye veriyor. Belki de doğru. Yani annenin daha iyi bakacağını düşünüyorum. Ama babasız büyüyen bir çocuğun da başka birçok yönlerinde eksiklikler de olacaktır. Bununla ilgili ben bir yasa teklifi verdim aslında. Evet. Ve bunun düzeltilmesini istedim. Çünkü velayet ortak olması lazım. Boşanmış olabilirler, kimse çocuğundan vazgeçmez. Boşanmış olabilirsiniz ama çocuk üzerindeki hak ve görevleriniz devam ediyor. Onun için de velayet ortak olması lazım. Ve bir diğer sorun Türkiye'de düşmanlaşıyoruz. Yani boşandıktan sonra işte herkes kendi yoluna diyemiyoruz. Hatta çocuğu kullanarak intikam almaya çalışıyoruz. Çocuğu göstermemek birbirine, eşlere. Burada kadın veya erkek demiyorum dikkat ederseniz. Çocuğu birbirine göstermemek, bir yaptırım aracı gibi kullanmak, onun üzerinden intikam almak, hırs boşalması yaşamak gibi davranış kalıpları görüyoruz ki bu tabii ki hiç hoş değil. Sonra çocuk icralık oluyor. Tabii icra meselesi de başlı başına bir sorun. Yani o çocuğun icra aracılığıyla alınması bir travma, çok büyük bir travma. Bunu da ortadan kaldırmamız lazım. Bununla ilgili de yasa teklifi verdim ama bir türlü gündeme gelmiyor. Size bir kez daha teşekkür ediyorum. Yani eskiden kanallarda bu tür tartışmalar olurdu. Fakat sizden başka hiçbir kanal tartışma yapmıyor, bu konuya değinmiyor. Herkes görmezden geliyor. Bir samimiyetsizlik var. Evet, Sayın Bekir'im bakın, buraya ben müdahale ettim, kusura bakmayın. Şimdi hani bir gazeteci olarak, televizyoncu olarak düşündüğüm zaman meseleye nasıl bakarsın? İşte milli duygular açısından, evet, bakarsan, manevi duygular açısından bakarsan, ülkeme hizmettir, aile yapıma hizmettir, ülkemin bütününe hizmettir diye bu programı yapmak istersin. Böyle bakmıyorsan olaya, aynı zamanda bir de reyting olarak bakıyorsan, bu izlenen bir şey. Evet. Bu yani bütün toplumu ilgilendiren bir şey. O bakımdan da cazip olan bir, evet, şey. Yani düzelmemesi, Serdar, hayır, düzelmemesi. Düzelmemesini demiyorum. Yani biz AKİT'ten başka, AKİT, evet, televizyondan, evet, başka. Televizyonlar bu işe niçin girmez? Hı. Bak çok önemli. Onu söylemeye çalışıyorum. Evet, niçin girmez? Sözü. Şimdi düzelmemesi, ben şunu görüyorum bir televizyoncu olarak, geliyor, yıllarını bu işe vermiş kişi olarak, şu anda sürekli işlenen cinayetler, buna üçüncü sayfa, hı-hı, haberleri de diyebilirsiniz, ana bültenlerde çok önemli yer tutuyor. Evet. Bunun düzelmemesi televizyonlar için, gazeteler için bir önemli münbit kaynak. İnanın böyle, ben biraz, beni o biraz acımasızlıkla zannetmiyorum. Ben bu kadar, beni biraz acımasızlıkla suçlayabilirsiniz ama inanın bu bir kaynak. Evet. Yani bu kaynağın kesilmesi televizyon haberciliği açısından da reytingler açısından da ciddi sıkıntı doğurabilir. Yani tırnak içinde. O zaman şu mu, yani biz aile maile boş ver ne olsun, memleketin bütünlüğü bütünlüğü bizi ilgilendirmiyor. Aynen mesela, öyle. Aynen bir yandan öyle. Da bir yandan hem yerliyim milliyim diyorsun, hem şurucum diyorsun, aynen hem buyum diyorsun. Aynen öyle. Ya, aynen yani öyle. Bir yandan sen beka meselesi de, bir yandan aileye boş verdi. Bir yandan beka meselesi de, bir yandan süresinde farkı beni ilgilendirmiyor de. Bir yandan beka meselesi de, bir yandan 6.284 beni ilgilendirmiyor de. Yani o zaman, evet, senin bekayla mekayla alakan yok. Senin beka meselesi dediğin kendi rating, ekonomik bekan rating yani. Meselesi. Yani bu, rating hocam meselesi. Buyurun. Evet, şimdi işte ben buradan yola çıktım. Yani toplumda kavga var. Sokakta cinayet var, şiddet var yani. Bunu görmezden mi geleceğiz? Evet, görmezden mi? Bunu görmezden mi geleceğiz? Yani keşke olmasa, keşke bu tür sorunlar, keşke, olmasa da biz de bunları konuşmasak ya da ben bununla uğraşmasam. Ben tıp doktoruyum yani hiç ama toplumda bir olay var, bunu görmemiz lazım. Görmezden gelmek bence dilsiz şeytanlık gibi geliyor bana. Üzerine görev düşen bakanlıklar var. Bir an önce ne yapacaksak yapalım. Bu sorunu çözelim. Şeylere baktım. Kadın cinayetlerine baktım. Kadın cinayetlerinin %50'si kocaları tarafından, eski eşleri veya eski sevgilileri tarafından işlenmiş. Şimdi bunu görmezden mi geleceksiniz?
Sokakta kavga var, sokakta cinayet var. Evet. Milyonlarca insanı ilgilendiren bir durum var, gerçek var. Bu kadar boşanma sadece bireysel bir sorun da değil. Onun ailesi var. Ailelerini de ilgilendiriyor. Taraf haline getirmiş, kavgalar olmuş. İşte bu yüzden bunun üzerine gitmek lazım. Bir şekilde çözmemiz lazım diye düşünüyorum. Evet. Çözümsüzlük tabii ki her tarafı yıpratıyor. En kötü çözüm çözümsüzlükten daha iyidir diye olaya bakıyorum. Onun için de bir şekilde çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Üzerine gitmek gerektiğini düşünüyorum. Bir şekilde çözmemiz lazım. Şimdi boşanma sonrasında velayet meselesi konusu ayrı bir sorun, icra meselesi ayrı bir sorun ama çok daha farklı bir sorun, daha büyük bir sorun nafaka meselesi var. Nafaka meselesi boşanan eşler arasında sorun olmuş ve bu sorun birikmiş. İşte bu kavganın da sebebi bu aslında. Buna bir şekilde çözüm bulmamız lazım. Tüm tarafların çözüm bulması lazım. Yoksa bu insanlar birbirlerini öldürmeye devam edecek, birbirlerini kavga edecekler. Bundan kimsenin mutlu olmaması lazım, kimsenin bundan memnun olmaması lazım. Bunu bir uzlaşı halinde çözmemiz lazım. Hangi aşamadasınız Sayın Hocam? Yani bununla ilgili çalışıyorsunuz. Çalışıyorum yani, evet, ben. Hangi aşamadasınız? Şimdi evet. Yani nerede tıkandınız? Tıkanmadan ziyade tıkanmadık aslında. Evet. Tıkanma değil. Bunu bir şekilde çözelim diye yola çıktık. O zaman şöyle baktım ben. Aslında burada bir takım yerlere de bunun çözümüyle ilgili öneriler getirdiğimde herkes bana şunu söylüyor. Karışma bu işe. Karışma bu işe. Enteresan. Sürekli karışma diyorlar. Telkin edilen, yani herhangi bir meslek grubunu burada itham etmek istemiyorum tabii ki ama bana söylenen sürekli karışmayın. Bu işte karışık bir mesele, çok sıkıntılı bir mesele ama çözmemiz lazım. Bakanlıkların bunun üzerine gitmesi lazım. Ama gidilmiyor nedense. Bir sessizlik var. Herkes birbirini mi kolluyor veya birbirine olumsuz etki veriyor veya uğraşmak isteyen benim gibi kişilere de negatif bir baskı oluşturuluyor. Şimdi ben bunun üzerine gitmeye çalıştım. Baktığımda bu nafaka meselesinin aslında 1988'e kadar Türkiye'de boşananlara bir yıl nafaka olduğunu, 1988'den sonra medeni kanunumuzda bir değişiklik oluyor ve medeni kanunda, şu anki medeni kanunumuzda 175. maddede aslında şunu söylüyor. Eş, boşanan eş eğer ekonomik durumu iyi değilse süresiz nafaka isteyebilir diyor. Yoksulluk nafakası denilen kısmı konuşuyorum. Diğerlerini zaten çocuklarla ilgili ödenen nafakayı falan konuşmuyoruz. Onu, o ayrı bir mesele. Yoksulluk nafakası denilen ki aslında eşe ödenen, ekonomik durumu daha kötü olan eşe ödenen, boşanmadan dolayı mağdur olduğu kabul edilen eşe ödenen nafaka. Yani burada gerçekçi olmak lazım. Bu %99 kadın zaten. Açıklıkla kadın istiyor. Kadın burada mağdur oluyor tabii ki. Bunu da vurguluyoruz. Ve kadının süresiz nafaka isteme hakkı doğmuş oluyor bizim kanunumuza göre. Tekrar söylüyorum, aslında süre belirtilmemiş. Ama süresiz nafaka istenmiş. Fakat her nedense mahkemeler bunu bir süreye bağlamamış. Bu şartlar da değişebilir. Aslında nafaka belirli bir süre verdikten sonra da şartlar değiştiği için yeniden düzenleme de yapılabilir aslında. Medeni hukuka göre böyle. Yani ekonomik durumunuz değişebilir. Nafaka ödeyen kişinin ekonomik durumu değişebilir. Ama şu anda ekonomik durumunuz olumsuz bakmıyor. Değişse de bakmıyor. Yani onu ödemek zorundasınız. Mahkeme süresiz nafaka hükmediyor. Evet. Bir süre tahsisine gitmemiş. Bu tabii ki hoş bir şey değil. Bana bir takım dernekler, kişiler geldi. Özellikle insanlar bundan mağdur. Bir ay evli kalmış mesela. Bir ay evliliğinin karşılığında ömür boyu nafaka ödüyor. Bir ay evlilikler var mesela. Kısa sürmüş. Bir yıldan az evlilikler var. Ömür boyu nafaka. Şimdi boşanmışsınız. Aslında birbirinize mirasçı bile değilsiniz. Hiçbir hukukunuz bile yok. Ama diyor ki yasalar, siz süresiz ömür boyu nafaka ödeyeceksiniz. Ortak bir çocuğunuz da yok. Çocuk da yok bazılarında. Ve eşit zaten kusur. Hayır, çocuk varsa çocuğa kusur. Ayrıca nafaka ödüyorsunuz zaten. O ayrı. Ya, mirasçı bile değilsiniz artık.
eski bir eşsiniz sadece. İki yabancısınız ama iki yabancı olmuş olmanıza rağmen diyor ki mahkeme siz buna ömür boyu bakacaksınız. Baktım, bu İslam hukukunda yok böyle bir şey. Yani süresiz nafaka diye İslam hukukunda bir şey yok. Avrupa'daki ülkelere baktım. Orada da yok böyle süresiz nafaka diye. Bazı ülkelerde var nafaka, süreli nafakalar var. Bir yıllık nafakalar falan var. Şimdi tabii kadını mağdur etmeyelim. Ben asla bir kadının mağdur olmasını kabul edemem. Yani bizim toplumumuzda bir gerçek var. Daha zayıf. İşte iş hayatında yok. Toplumda bir kariyeri yok çoğu zaman. Evet. Boşandığı zaman ortada da kalmasın. Eskiden işte aile yapımız dedik ya, babasının evine dönerdi, baba bakardı. Şimdi o da yok, yani baba da yok ortada. Ya da evine döndüğünde, babasının evine gittiği zaman orada da bakılmıyor, ortada kalıyor. Hiçbir kadın ortada kalmasın, mağdur olmasın tabii ki. O zaman yani süresiz nafakayı da ödeyemiyor. Zaten ödese belki sorun da çıkmayacak. Genellikle de erkekler de işsiz. Yani işsizlik rakamları açıklandı. %15 şu an işsizlik rakamı, resmi rakam. Bu ödeme yapacak ama ödeyemiyor. Ödemediği her ay için 3 ay hapis yatıyor. Ondan sonra bu da katlanıyor bir de bunun üzerine. Bunun yerine şunu söyleyeyim, onu da bitireyim isterseniz. Hocam kusura bakmayın lütfen. Tabii. Yani yüz hatlarımdan anladım. Süremiz çok kısaldı. Bugünkü konuklarımıza yaptığımız en büyük Anadolu tabiriyle kadirlik bu oldu. Evet. Yani süre noktasında sıkıntı yaşıyoruz. İlknur Hanım'ı Ankara dışlarından çağırdık, hiç konuşturamadık. Son sözü ona vereceğim. Buyurun lütfen. Ben de o zaman dedim ki yani tabii kadın mağdur olmasın ama ne yapalım? O zaman böyle durumda olanları da devlet güvencesine alalım. Yani eski eşi onun sosyal güvencesi olacağına, sosyal devletsek bu tür kadınlara o zaman ne yapalım? Devlet bir fon kuralım. Bu fon aracılığıyla bu kadının devlet bakımını üzerine alsın, bir maaş bağlasın, nafakaya bir süre getirelim. Yani evlilik süresine göre nafaka süresi belirleyelim. Bir yılsa bir yıl olsun, işte kademeli bir süre belirleyelim. Ondan sonra da artık bu eşler arasında, eski eşler arasındaki nafaka meselesini ortadan kaldıralım. İhtiyacı olan kadına da devlet bir maaş bağlayarak yaşamını idame ettirmesini sağlasın. Başka birine de muhtaç olmasın diye düşündüm. Evet, çok doğru bu söylediğiniz. Çok da mantıklı geliyor. Şöyle yapılması gereken de hazırlığımız var, teklifimiz var. Şunun sözünü veriyorum her üç konuğumuza da, bu konuyu bir daha gündeme getireceğiz. Yine aynı konu. Tabii programınız uygun olursa, tabii buradan bize kızıp da bir daha gelmemezlik etmezseniz yok, şimdiden buradan sözünü alalım. Bir daha bu konuyu tartışalım. Ben lafı uzatmadan hemen hızlı İknur Hanım'a vermek istiyorum. İknur Hanım, son sözler size ait. Yani böyle o zaman siz hiç bölmeyin. Ben seri halinde söyleyeceğimi başlayıp nafaka, bir kere süresiz nafaka, Sefer Bey'in de dediği gibi ömür boyu o bağı hiçbir şekilde koparmıyorsunuz. Yani kadın her zaman erkeğe muhtaç, aciz durumda, nafaka arttırma davası açmak zorunda, devamlı erkeğin gelirini takip etmek zorunda. Şimdi birçok hukukçu bu konuya diyor ki bunun çaresi var, TMK 176. Hı hı. TMK 176 nedir? İşte nafaka iptal edilebilir. İptal koşulları nelerdir? O kadar basit anlatılıyor ki bu iptal koşulları. Bir kere taraflardan biri ölmedikçe, kadın veya erkek ölmedikçe. İknur Hanım, son iki dakikaya girdik. Genel hatlarıyla hemen toparlamamız lazım. Ama çok önemli şeyler, evet, söyleyeceğim şeyler. O zaman çok hızlı söylüyorum. Erkek ölürse kadına kim bakacak? Parantez açıyorum. Bakın orada yine hani sosyal devlet şeyi yok. Bir taraflardan biri ölmedikçe, kadın evlenmedikçe, kadının geliri asgari ücretin üzerine çıkmadıkça, kadın erkek kadının haysiyetsiz hayat yaşadığını kanıtlayıp mahkemeye belgelerle sunmadıkça nafaka iptal olmuyor. Hani bunu iptal oluyor gibi çok basit anlatanlar hiç kusura bakmasınlar. Nafakanın iptal koşulları çok ağır. Ömür boyu bağımlılık, ömür boyu husumet, hapis cezalarıyla ömür boyu nefrete neden oluyor. Şimdi buna karşı çıkanlar, bir de ayrıca bu şeye, hakime, yargıya güvensizlik, devlete güvensizlik, bakın nerelere gidiyor ucu. İnsanlar o kadar mağduriyetten bunları yaşıyorlar. Şimdi bu kadın dernekleri nafaka diyor, çok diyor süresiz değil diyor, iptal edilebilir diyor, hakim süreli karar verebilir. Hakime öyle bir seçenek yok. Hakim ya
nafaka bağlayacak ya bağlamayacak ya da toplu nafaka bağlayacak. Hakim bakıyor, toplu nafaka bağlayacak bir durum yok, orada eşit kusur durumu var. Ne oluyor? Süresiz nafaka bağlıyor. Nasılsa diyor bu evlenir diyor 3 sene sonra, hakimin mantığı öyle. Ama evlenmeyince ne olacak? Bakın bu tür süreli kararlar veren şeyler hep döndü Yargıtay'dan. Ayrıca Anayasa Mahkemesi kararı var kapı gibi 2012'de. Diyor sosyal yardımlaşma anlayışıdır. Sanki hani çok süt liman, çok böyle güzel ayrılıyorlardı. Hani böyle anlaşmalı boşanmalar gibi. Hani çekişmeli boşanma süreçleri çok sıkıntılı süreçlerdir. Hani ben de sosyal yardımlaşma anlayışı, bu eşe ölene kadar bakayım. Yani böyle bir şey yok. Sefer Bey'in dediği gibi sokakta cinayet var. Bu cinayetleri biz bu diyoruz ki bu bir cinnet, insanları cinnete sürükleme, nefret yasasıdır. Hani bu şiddetin, hayır kapatmayın. Şiddet reklamdan alın. Hayır, ben Antalya'dan geldim. Bir saniye. Bakın hemen bitiriyorum ama. Hemen lütfen. Zaten, lütfen o zaman lütfen. Bana daha çok size söz veriyorum. Ayarlayacaktınız size ama hayırsız hatalısınız. Doğru söylüyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Hayır. O kusur bana ait. Bir dakika, şimdi hiç programın moderatörü olarak ben süreyi ayarlayamadım. O zaman şu anda o zaman buyurun, gidiyor. Buyurun. Ben devam edeyim. Bakın şiddetin nedenlerini sorgulayın. Şiddetin nedenlerini sorgulayıp çözdüğünüz zaman şiddet azalacak diyoruz. Bize şiddeti meşrulaştırıyorsunuz diyorlar. Bir de tüm boşanmalar şiddet merkezli görülüyor. Bakın yani şiddet, erkek de şiddete uğruyor. Erkek de kadın tarafından aşağılanıyor. İşte iyi para kazanmıyor. Yani bir sürü şiddetin çeşitleri var. Hani bunların hepsini düşünmemiz lazım. Aşağılanan erkekler de var. O da bir şiddettir. O da kadın tarafından şiddet. Ramazan'dan sonra gümbür bir program son yapacağız. Son bir cümle söyleyeyim mi? Rampı kapatacağım biraz sonra. Ben İçeride, var ya. İçeride evet. Yenakit.com.tr'nin kameraman arkadaş var. Evet. Oraya yarın Yenakit.com.tr'nin Ramazan'dan sonra İknur Hanım sizden çok özür diliyorum. Ben şu anda 1 milyon takipçisi var. Son bir şey söylemek istiyorum. Son bir cümle lütfen. Sefer Bey, sizden bir cümle, bir doktor olarak, nafaka dışında bir şey. Siz bir doktor olarak ebeveyne yabancılaştırma sendromunun Türkiye'de bir hastalık olarak tanınmasında öncülük yapar mısınız? Söz mü? Çok teşekkür ediyorum. İknur Hanım çok teşekkür ediyorum. Tekrar özür diliyorum ama sözünü veriyorum. Ramazan'dan sonra uzun sürede normal süremizde, Ramazan dolayısıyla süremiz kısaldı. Normal sürede gümbür gümbür bir program eşit yapacağız. Eşit söz hakkı istiyorum. Tamam. Sami Bey. Tamam, hiç şüpheniz olmasın. Onun size burada bütün izleyicilerimizin gözleri önünde size ama söz veriyorum. Ama ben özellikle Sefer Bey'in katılmasına çok memnun oldum. Yanlış anlamayın eşit söz hakkı derken yani. İknur Hanım çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız için. Beraber aynı şeyleri söyledim. Sefer Hocam çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Süre için özür dilerim. Çok diyorum. Teşekkür ediyoruz. Sevgili Serdar Arseven, Sayın Serdar Arseven çok teşekkür ediyorum. Çok özür diliyorum. Sizden de yeteri kadar konuşturamadık. Efendim Ramazan dolayısıyla yeni saatimizdeydik. Bundan sonra bu saatte olacağız. Ama Ramazan'dan sonra ümidimiz yine o eski uzun saatimizde bir araya geleceğiz. Bu konu önemli. Bir C diyebildik. Sadece böyle izleyenlerimizin karşısına böyle bir C diye çıktık. Yalnız Sami konu Bey, başlıkları algı sunduk. Operasyonu var konuyla ilgili. Ona değinelim ne olur tamam. Bir dahaki programda. Onlara aşırı değineceğiz muhakkak. Onlara değineceğiz. Efendim çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Hoşça kalın. İyi geceler diliyoruz.